Herkese merhaba, hoş geldiniz. Sesimi duyabiliyor musunuz acaba? Önce onun bir teyidini alayım. Bir de ekran geliyorsa onun da bir teyidini almak isterim. Arkadaşlar merhaba. Sesim geliyorsa teyidini alabilir miyim? Chat'te yazabilirsiniz sesiniz geliyor diye. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle bir risk uyarımız var. Risk uyarısını kısaca okumanızı rica ediyorum. Kısacası bu işlemler kaldıraçlı olduğu ve riskli piyasalar olduğunu bilmenizi isterim. Bugün bildiğiniz üzere canlı trade yapacağız. Benim trade ettiğim pariteler tabii. Benim trade ettiğim pariteler ve altın. Teker teker analiz yapacağız. Eğer bir trade fırsatı görürsek o trade fırsatı alacağız ve bunun da yatırım tavsiyesi olmadığını ve risk almamanızı rica edeceğim. Sırasıyla pariteler artık ne kadar uzun süreceğini tahmin edemiyorum şu anda. 12 tane ürün var. Bu ürünleri analiz edeceğiz. Top down analiz edeceğiz. En yüksek zaman diliminden en düşük zaman dilimine ineceğiz. Ve ondan sonra da soru cevap bölümünde de
Sizlerin istediği herhangi bir parite varsa eğer, düşündüğünüz bir şey, onlara bir bakabiliriz kısaca. Bizi takip etmenizi rica edeceğim. Web sitemiz www.xforex.com ve diğer bilgilerimiz de aşağıdaki gibidir. Twitter'ımız aktif, Instagram'ımız aktif, Telegram grubumuz daha çok üye var. Katılmanızı tavsiye ederim. Ve Discord kanalımız da var. Bir serverımız var. Onu da katılmanızı rica ediyoruz. Zaten periyodik olarak mail atıyoruz bunların linklerini. Hepsini takip etmenizi rica ediyorum. Katılmanızı rica ediyorum. Dediğim gibi bu da risk uyarımızdı. Ve yavaş yavaş MetaTrader'e geçelim. Bakalım MetaTrader'da. Evet. Bir sıkıntı gözükmüyor. Şimdi benim takip ettiğim pariteler bunlar. Bunların dışında bir şeye trade etmiyorum. Yani çok böyle ultra güzel bir fırsat olmazsa çok fazla takip etmiyorum açıkçası. Yani bunu dolar TL de dahil. Bunların dışında çok fazla çıkmamaya çalışıyorum. Çünkü çok fazla takip edebileceğimi düşünmüyorum. Ve aynı zamanda kendime belli başlı kurallar koydum. Ve onun dışına çıkmamayı düşünüyorum. Şimdi sırasıyla gidecek olursak şöyle. Majörlerde yani dolar paritelerinde euro dolar, pound dolar, cat, azi, yen ve altın olarak dolar çiftleri bunlar ve diğer çaprazlarda şimdi şöyle bazen dolar paritelerinde çok sağlam hareketler oluyor ve bu paritelerde çok fazla hareket olmuyor. Bunlar nelerdir? Euro Audi, Euro Cat, Pound Audi, Pound Kiwi, Euro Yen ve Pound Yen olarak. Yani şöyle söyleyeyim, yani çok aynı zamanda hareket ettikleri de oluyor tabii ki de. Yani bir korelasyon var tabii ki de. Ama çoğu zaman yani bunlarda çok güzel bir hareket varsa genelde de aynı yönde hareketler oluyor. Dolar bazında düşünecek olursak. Bunlarda birbirlerinin çaprazları oldukları için çok fazla hareket olmuyor. Ama individual olarak yani bireysel olarak sadece Euro'da bir hareket varsa çok ufak bir şey Euro dolarda ve Audi'de çok bir hareket yoksa Euro Audi paritesi çok sağlam hareket ediyor. O yüzden böyle bir hani kombinasyonları şaşırmayın. O yüzden açıklıyorum bunu. Aslında çok da detay aslında gerek yok ama bir saniye. Çok da detay gerek yok ama dediğim gibi böyle bir pattern var piyasada. Hani bu sakinken Euro dolar sakinken Euro Audi'de çok güzel hareketler olabiliyor. Eurocat'te çok güzel hareketler olabiliyor. Europound'da çok güzel hareketler olabiliyor. Mesela hani örnek verecek olursak şu anda Euro doların aşağı yukarı 18 ile 19 hadi 20 desek 200 pips arasında sıkışmış vaziyette ama ne zamandan beri sıkışmış vaziyette? Aşağı yukarı Ağustos'un başından. Ama Ağustos'un başından itibaren biz şeye bakacak olursak Euro Audi'ye bakacak olursak görüyorsunuz ki şöyle bir hareket gerçekleşmiş ve aşağı yukarı 400 pips. Demek istediğim şey bu. Hani burada bir fırsat bulamazsam burada bulmaya çalışıyorum falan filan. Bu tarz bir şeyim var. Ondan sonra Euro dolardan başlayalım. Şimdi Euro dolar dediğim gibi ben her zaman günlüğe bakıyorum. Daha önceki webinarlara katılmadıysanız eğer şöyle ben aşağı yukarı nasıl trade ettiğimi, kazanışla kapanan trade'leri, zararla kapanan trade'leri, aynı zamanda başa baş kapanan trade'leri paylaşmıştım. Aşağı yukarı benim nasıl trade ettiğimi gösteren YouTube videoları Tikmi'nin YouTube sayfasında bulabilirsiniz. Geçmişe doğru giderseniz. Aynı zamanda şimdi o yüzden kısaca tekrar etmek gerekirse benim her zaman gördüğünüz gibi günlük grafiklere bakıyorum. Çok kısa zaman dilimlerinde trade etmiyorum.
Trade etmemenin en büyük sebebi şu, ben bilgisayar başında oturmak ve sürekli ekran izlemek istemiyorum. O yüzden daha çok, daha sakin kafayla, daha büyük pipsler kazanarak, daha düşük risklerle daha büyük pipsler kazanmak istiyorum. Eurodolar'dan hemen başlayalım. Eurodoların grafiği, şimdi şöyle, benim bazı araçlar, kullandığım araçlar var. Kullandığım araçların bir tanesi Fibonacci. Fibonacci, yani şöyle, Fibonacci'nin en basit mantığıyla belli bir seviye kadar gerilme bekliyoruz bir paritede ve ondan sonra bir hedef belirleyebiliyoruz. Mesela şurada belirlediğimiz gibi, şurada şu pattern'dan görebileceğiniz gibi bu paritenin aslında Fibonacci'de şöyle bir şey var. Bu kadar parite gerildikten sonra çok fazla bir performans aslında beklemiyoruz. Yani daha çok kısa performanslar bekliyoruz. Şöyle söyleyeyim, şu dalgayı bakacak olursak mesela, bu dalgada hemen %70 kadar bir gerileme olmuş ve ondan sonra hemen bir atak olmuş yukarıya yönlü. Bu güzel bir şey. O yüzden şunu demek istiyorum. Yani şu büyük bir dalgada, şu dalgada bu gerilme birazcık işleri bozuyor. Yani bu paritenin çok fazla bir yerlere gidebileceğini düşünmüyoruz şu anki şeye bakarsak. Dediğim gibi bu bir tane kullandığım bir indikatör ama çok fazla benim için önemli değil. Benim için daha çok önemli olan fiyat hareketleri. Fiyat hareketlerine hemen bakalım. Şimdi şöyle, aşağı yukarı EURUSD'nin aşağı yukarı dediğim gibi ben böyle net bir fiyat seviyesi, net bir fiyat seviyesi aramıyorum. Bir aralık arıyorum. Şöyle ben şu aralıktan şunu görüyorum. Şimdi şöyle, EURUSD aşağı yukarı 2015'ten 2000 şuraya kadar geldiğini, hadi şuraya kadar geldiğini düşünürsek 2017'ye kadar sıkışmış bir vaziyette. 1.15 ile 1.05 arası 1000 pipslik bir mesafede sıkışmış vaziyette. Şimdi bu kırıldıktan sonra tabii bunun devam etmesini isterdik. Çok güzel para kazandırdı. Devam etmesini isterdik ama devam etmedi, gücü yetmedi paritenin. Bir noktadan sonra düşmeye başladı. Aynı zamanda yani aynı zamanda daha büyük bir aralık var burada ama onu girmek istemiyorum şimdi. Çünkü o çok uzun vadeli olur ve kimse tabii ki o kadar fazla şeyi aynı anda analiz edip de ona göre trade açabileceğini düşünmüyorum. Buna ben dahil. Daha kısa olarak düşünecek olursak bu aralığı kırdıktan sonra tekrar aralığın içine girdi ve bu aralığın bir support oluşturduğunu görmüş olduk. Çünkü bu aralıkta tekrar bir uzun bir süre bizi uğraştırdıktan sonra tabii buralarda para kazanan çok traderler var. Daha düşük zaman dilimlerinde 4 saatlikte, 1 saatlikte traderler çok para kazanan arkadaşlarımız var. Ama benim için tabii bunlar birazcık işkence oluyor. Çünkü aralıklar çok dar ve hani nerede alırsanız alın fiyat tekrar oraya dönüyor. Biliyorsunuz ki ben hani bir trade'e girdikten sonra biraz beklemeyi seven bir insanım. Ve bekledikten sonra da o tekrar o fiyata dönüyor ve tekrar beni ya stop ediyor ya başa başa kapanıyor ya da çok düşük kar bırakıyor. O yüzden çok fazla sevmediğim bir olay oldu açıkçası bu aralık. Ondan sonra tabii görüyorsunuz ki bu aralıktan tekrar bir sınırlara bir zorlama var. Tekrar aralığın içindeyiz. Bu aralıkta her zaman böyle şeyler beklenebiliyor. Zaten daha önceki webinarlarda da bahsetmiştim. Bu aralıklar her zaman çok yanıltıyor. Çok fazla yatay hareket. Yani son zamanlarda internette geçiyordu. Yani bu fiyata şöyle bunu bullish piyasa diyoruz. Yani boğa piyasası. Bunu bearish piyasa diyoruz. Yani ayı piyasası. Burada kanguru diyormuşuz. Onu öğrenmiş oldum. Her neyse şöyle. Yani buna bir kanguru piyasası diyebiliriz. Yani bir aralık, sıkışan bir aralık. Bu aralığı kırdıktan sonra tekrar bir potansiyel görüyoruz yukarı yönlü. Benim yukarı yönlü bir potansiyel olduğumu biliyorum. Çünkü bu aralıkta değilim. Çok genel konuşuyorum şu anda. Haftalık ve aylık olarak konuşuyorum. Şimdi günlüğe inmemiz lazım tabii ki. Günlükte hemen inelim. Şimdi günlükte tekrar bir aralıktayız. Bu sefer şöyle, aynen günlükte tekrar bir aralıktayız. Benim şeyim nerede? Tekrar bir aralıktayız. Aralığı şöyle düşünecek olursak, bu piyasada ben nasıl trade ederim? Şuraya gelmesini bekleyeceğim. Buraya geldikten sonra alış
işlemi gerçekleştireceğim. Burayı kırarsa benim için sorun değil. Belki stop olurum, belki olmam. Kırarsa tekrar bir denemeler yapmak isteyeceğim buralarda. Bunları şöyle diyebilirsiniz ki neden bunun yukarı yönlü kırılmasını beklemeyeceksiniz. Bu dediğim gibi tamamen benim risk iştahımla alakalı. Ben eğer risk almak istiyorsam, hesabım müsaitse ve gerektiği kadar marjinim kaldıysa risk almak isterim. Daha düşükten almış olacağım ve fake hareketlerden bir nevi kendimi korumuş olacağım. Şöyle söyleyeyim size. Mesela bunun yukarıya kırılması, şu anki şu kırılma fake'ti. Bu kırılmadan bu yani şöyle daha önce şurada birkaç gün önce yani bu 2-3 gün önce hatta 4-3 gün önce almış olsaydınız fake oldu. Tekrar içeriye girdi fiyat. Şu aralığın içine girdi. Bu size zarar yansıtmış olacaktı. O yüzden hani bu fake harekete tekrar maruz kalmamak için fake hareketten pips kaybetmemek için o yüzden şuralarda girmeyi tercih edeceğim. Şu an için konuşuyorum. Çünkü başka görebileceğim bir fırsat yok. Yani şuralarda olsaydık alınabilirdi. Belli bir pipsle artık belli bir yüzdeyle ya da belli bir pips sayısıyla alınıp beklenilebilirdi. Zaten görüyorsunuz ki fiyat kırıldıktan sonra alışlar gerçekleşmiş. Fiyat kırıldıktan sonra devam etmiş. Hiçbir zarar yansıtmadan. Dediğim gibi burada şu anda ilk paritemizde o zaman özet geçecek olursak ilk paritemizde aşağı yukarı şuralara. Şimdi şöyle şurası da bir trend line var burada. Doğru. Ben aslında çok fazla trend line'ları sevmiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Burada bir trend line var ama genel bir sıkışma var. Hani o trend line'ı şuralarda çizmiş olsanız, şurada daha düşük 4 saatlikte şurada çizmiş olsam ben ona daha çok güvenirdim. Ama şimdi bir aralıktayız ve birkaç ayın, birkaç haftanın zirvelerindeyiz. O yüzden o trend line'a çok fazla güvenmek istemiyorum. Onun dışında şu anda şöyle, bugün haftanın son günlerine doğru ve piyasa aşağı doğru gitmiş. Yani bugün Perşembe, Perşembe değil mi bugün? Evet, Perşembe ve bunun şey yapmasını istemiyorum. Bu fiyat zaten hani bir hareket, bu bir haftanın bir aralığı dolmuş vaziyette. Şöyle, şimdi şöyle, bu mum aşağı yukarı kendisini doldurmuş. Şöyle, bir önceki piyasalara bakalım hemen. Bir önceki piyasalara bakalım. Şu mumun yüksekliğine bakın. Bu mumun yüksekliğine bakın. Yani son birkaç mumun yüksekliği aşağı yukarı kaç pips diyebiliriz buna? Hemen söyleyelim. Aşağı yukarı 17-19 200 pips. Yani bu mum da aşağı yukarı 200 pips. O yüzden hani ben bu mumun aşağı yukarı potansiyelini doldurduğunu düşünüyorum. Yani şu anki yani bu hafta artık euro dolarda bir işlem yapmamak daha iyi olur. Kendim için konuşuyorum. Yapmamak daha iyi olur. Hemen bakalım tekrar. Yani evet. Euro dolarda düşüncem bu. Bir pound'a bakalım. Pound'a bakalım. Şimdi pound tamamen short pozisyonları için çok uygun seviyelerde. Yani şu anda ben pound'da bir trade açacak olursam short açmayı tercih ederim. Tabii bu short açma da çok fazla beklentim olmaz. Şöyle ki yani şurasını bir aralık olarak düşünürseniz geniş bir aralık ya da daha sıkıştıralım şöyle. Şuraları fake sayarsak eğer. Çok bariz bir şekilde resistance'den, dirençten dönmüş. Buralarda short açılabilir. Haftalığı bakıyorum. Haftalık aşağı yönlü. İğnesini bırakmış. Çok güzel. Günlüğe bakıyoruz. Günlükte şöyle bir sıkıntı var. Şurada bir aralığa giriyor bu. Bunları çizince silmesi çok zor oluyor. O yüzden Zoom'un uygulamasını kullanarak şurada bir aralık var. Bu aralığın içine girecek. Bu tekrar bu aralıkta birazcık yatay devam edebilir. Ya da bir tekrar bir kırılmayla aşağı yönlü gelebilir. Yani şu anda tabii bu aralıktan şimdi kırılmış gibi gözüküyor ama daha çok dediğim gibi daha büyük aralığı her zaman bakmakta fayda var. Avantajını şu an burada görüyorsunuz canlı olarak. Avantajı şu, o aralıktan kırdığı için alışa geçmediğimiz için yani tabii de bu devam da edebilir yukarıya ama şu anki gördüğümüz yani şu an gözle gerçekten gördüğümüz fiyata güvenmeliyiz. Başka yapacak bir şeyimiz yok.
Dediğim gibi bunun da aşağı yukarı şimdi şöyle ben buradan eğer short işlemini geçersem aşağı yukarı şuranın ortası yani şurayı bir aralık olarak düşünürseniz şuranın ortalarına doğru eğer oralarda TP yapabilecek bir konuma gelirsem fiyat oraya kadar gelirse ve başka bir sorun yaşamazsam buralarda kapatmayı tercih ederim. Şu an peki bu işlemi girebilir miyiz? Ona bakalım. Günün en dip seviyelerindeyiz. Şu anda o işlemi girmek istemiyorum açıkçası. Hemen bir bakalım 4 saatlikte durumlar nasıl? 4 saatlikte de çok fazla parlak değil. 4 saatlikte şöyle ben 4 saatlikte şu aralığı tekrar test edebilir. Yani şu aralık şurada bir denge oluşmuş. Şu dengeye kadar gelirse bir short denilebilir. Zaten gördüğünüz gibi şu anda daha önce direnç seviyesinde olan bir fiyat, direnç seviyesi olan şu anda support olma durumuna geldi. Yani buradan bir zıplama olursa ya da birazcık daha aşağıya gelip bir zıplama olursa belki ya da güzel bir çok böyle kritik bir haber açıklanıp bir spike olursa shortlanılabilir. Shortlanılabilir ve eğer bu işlem fake ise bile yani bu birazcık daha yukarılara doğru giderse bile hatta şuraya kadar şurası bir direnç. Burada bir limit konulabilir. Ben limit sevmiyorum. Yani limitle trade etmek istemiyorum. Ama dediğim gibi şuralarda bir limit konulabilir ya da görürsem, yakalarsam shortlamak isterim. Hemen bir saatliği de bakalım. Saatlikte durumlar nasıl? Saatlikte bugün gerçekten gün açılmış. Pivot seviyesi de günün açılışının üzerindeymiş. Pivottan sonra kopmuş aşağıya doğru. Şu anda aylık ve haftalık pivotları takılmış vaziyette. Daily support'u şuraya kadar gelebilir. Daily support'u yani günün ikinci direnci. Tabii bu pivotların nasıl hesaplandığıyla alakalı internette şeyler bulabilirsiniz. Günün en üst seviyesi, en düşük seviyesi yani bir önceki günün. Bir öncekinin açılış kapanış seviyelerine göre belli bir ağırlıklı ortalamalar alarak bu pivotların seviyesi ve dirençler ve destekler belirleniyor. Genelde ikinci günün ikinci desteği çok güzel sağlam çalışıyor. Haftanın da ikinci desteği ya da direnci çok sağlam çalışıyor. Yani şuraya falan gelirse bir zıplama gerçekleşebilir. Dediğim gibi yarın bunu tekrar bir bakmam lazım. Ama gerçekten güzel bir short fırsatı olmuş. Bunu kaçırmışım ne yazık ki. Demek ki haftalığı bakmam gerekiyormuş. Haftalığı bakmadığım için kaçırmışım. Haftalığı baksaydım bu işleme girmek isterdim açıkçası. Şu an şuralardan falan şortum olabilirdi. Peki özet geçmek istersek dediğim gibi şu an şuralarda şort seviyeleri. Ben buralarda bir saniye şuradan günlüğü alalım. Şuradan da çizgi kalemimi alayım. Şuralarda şort seviyelere tekrar yukarı yönde bir hareket olursa, bir atak olursa şortlamak isterim bu pariteye. Şu anda ama bir işlem giremeyeceğimi düşünüyorum. Evet, şu anda bir işlem girmemek daha mantıklı olur. O zaman bir sonraki paritemize devam edelim. Bu arada hızlı mı gidiyoruz, yavaş mı gidiyoruz yorumlarınıza yazabilirsiniz. Daha hızlı geçebilirim, daha yavaş geçebilirim ya da saat şu anda 8:20. 8:45 civarında ya da 8:40 civarında yani 20 dakika sonra 20 dakika daha devam edelim. Ve ondan sonra ben hızlı hızlı sizin soracağınız paritelere ufaktan bir bakabilirim. 9'da da kapatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki yani istekleriniz olursa devam ederiz. Şimdi dolar kede bakalım. Dolar ket arkadaşlar çok sağlam bir aşağı yönlü bir trend var ama tabii ki bu trendi birazcık şu an trendin sonlarına doğru gelmiş durumdayız. Yani şöyle aşağı yukarı şurada görüyorsunuz. Şurada bir fiyat sıkışması var ve bu fiyat sıkışmasında artık daha aylıkta çok fazla bir şey anlayamayacağız. Çünkü buralarda hep fiyat takılacağı gibi bir şey var. Hemen bir şeye bakalım. Daha düşük seviyelere bakalım. Daha düşük seviyelerde arkadaşlar şu anda haftanın en zirvelerindeyiz. Şu anda peki bir short denemesi yapılabilir mi? Aslında yapılabilir ama şöyle bakalım. Short denemesi yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama şöyle bir sıkıntı var. Günlükte birazcık fiyatlar ters. Yani şöyle şurayı bir dalga olarak düşünürsek
Yani şöyle bir dalga olarak düşünürsek bunun bir retracement'ı olacak ya da daha düşük. Yani bu kısacası şu anda şunda şöyle bir hareket beklerim. Şöyle bir hareket beklerim. Bu birazcık daha yukarıya gider. Böyle birazcık daha uğraştırır ve tekrar aşağıya gidecek. O yüzden şuralarda falan short. Yani şu seviyenin daha önce support olmuş. Buralarda direnç olmasını bekliyorum ve buralarda da dirençmiş. Zaten görebildiğiniz gibi support'tan zıplamış. O zaman şuraları bekleyip short girmek isterim. Günlük için bu. Hemen bir daha düşüklere bakalım. Bakalım daha düşük şeylerde neler var. Şurada da bir hareket var ama bu hareketin tabii ki yani şu anda illa bir trade'e girmek istiyorsam bakalım. Yani 161.8'den bir zıplamış. Bunun buraya kadar gelip tekrar 261'e kadar gitme ihtimali çok yüksek. Zaten çok güzel bir yerden yani %50'den falan hemen zıplamış fiyat. Hiç uğraştırmamış. Bu dediğim gibi çok rahat bir şekilde buradan bir tepki geldi. Bu birazcık daha aşağılara gelip hatta 100 seviyesini görmeden bile direkt şuradan 261'e kadar yani 1.32'ye kadar çıkma ihtimali var. O yüzden short girmemek şu an için yani kendimi short olarak düşünüyorum ama şu an için short girmek pek mantıklı değil. Peki long girilebilir mi? Long girilemez. Benim için konuşuyorum. Long girilemez şu anda çünkü şu aralığın tam ortasındayım. Yani şu aralığın şöyle söyleyeyim. Şu aralığın tam ortasındayım ve bu aralığın ortasında ben çok fazla fiyatın yatay hareket ettiğini bildiğim için çok fazla girmemeyi tercih ediyorum. Dediğim gibi bir aralık varsa onun tepelerinde short ya da bekleyip kırmasını bekleyip long girmek mantıklı ya da diplerinde bekleyip long girmek mantıklı. Hemen bakalım günlüğü de şey saatliği de bakalım nasıl gidiyormuş fiyat ona bir bakalım sonra devam edelim. Burada da yani günlük olarak saatlik olarak trade etseydim ben yani şöyle 4 yani günlük ve haftalığı eğer bakmamış olsaydım görmemiş olsaydım o fiyat hareketlerini. Yani buralardan long girilebilirdi. Yani şu kırılmadan sonra long girilebilirdi. Aynı zamanda tabii ki çok güzel bir fiyat pattern'ı var. Bu pattern çok güzel. Yani günlük trade eden arkadaşlarımız bu pattern'ı takip edebilir. Şöyle ki bu günlük açılış seviyesi daily open line. Bu bir indikatördür. Bu indikatörü bulabilirsiniz çok kolay bir şekilde. Google'da falan ararsanız ya da bulamazsanız ben paylaşırım. Bir de pivot seviyelerinin indikatörü var. Onu da isterseniz paylaşabilirim. Yani gün açılmış, pivotu kırmış, hiç uğraştırmadan devam etmiş. D1'de birazcık tepki gelmiş. D2'de çok sağlam bir tepki gelmiş. Şöyle bir D2'ye bakalım. Çok sağlam bir tepki gelmiş. Dediğim gibi D2'de. Yani Daily Resistance 2. Bu ikinci seviyeler gerçekten çok sağlam çalışıyor. 3 artık kırmış oluyor. 3'te çok fazla çok güzel çalışmıyor. Yani burada bir tepki gelmiş ona bakmayın. Çok fazla 3 çalıştığını görmedim. 2 çok güzel çalışıyor. Bu indikatör için konuşuyorum. Dediğim gibi şu hareketi takip ederseniz yani gerçekten hiç uğraştırmamış. Zaten bir önceki webinarlarda da bahsetmiştim. Ben hep günün açılış seviyesine yakın yerlerde trade etmek istiyorum. Kastettiğim şuydu. Şimdi kanlı canlı olunca gerçekten çok güzel anlatabiliyorum bunu. Şimdi günün açılış seviyesine bakın. Yani bugün ben short düşünseydim mesela stop koysaydım üzerine daily pivot line'ın üzerine ya da işte R1'in üzerine short, fırsat koysaydım aşağı yukarı 40 pip zarar edecektim ama hiç uğraştırmayacaktım. Yani devam edecektim diyecektim ki okey stop oldum devam etti. Peki long girseydim de açılış seviyesinde aşağı yukarı 30-40-50 pip stop koysaydım bu çok güzel bir şekilde bana yani bir günden alabileceğim maksimum şeye hadi D2'de kapatmış olsam 78-77 pips. Gün zaten aşağı yukarı 110 pips. 117 pips. Yani ben çok güzel bir şekilde çok güzel bir trade açmış olacaktım. Eğer saatlikten falan devam etseydim. Tabii ki ben dediğim gibi çok fazla kısa küçük zaman dilimlerinde trade etmeyi sevmiyorum. Ama tabii konuşmasını çünkü yani büyük zaman dilimlerinde, yüksek zaman dilimlerinde gördüğünüz patternler düşük zaman dilimlerinde de çalışıyor. Sadece çok fazla takip etmeniz gerekiyor. Sadece dezavantajı o. Çok fazla takip etmeniz gerekiyor ve ikisini birbiriyle karıştırmamanız gerekiyor. Karıştıracak olursanız zaten büyüyor işlem yapmanız gerekiyor. Çünkü küçük çok fazla yanıltabiliyor sizi. O yüzden de ben long denemesi yapmadım bunun için. Hemen şeye bakalım. Aussie Avustralya doları çok ilginç bir pattern var aylıkta. Şöyle ki şuraya bir aralık olarak düşünürsem geniş bir aralık.
Bu araların çok sağlam olduğunu zaten görebiliyorsunuz. Güçlü bir satıştan sonra gerçekten iyi toparlamış. Belli bir aralığa girmiş. Ve ondan sonra bir saniye bakayım soru var mı? Şimdi soru. Bir aralığa girmiş ve çok sağlam bir tepki almış. Ve aynı tepkiyi burada tekrar aldık. O yüzden yani Avustralya doları bundan sonra çok aşağı yönlü, uzun vade için konuşuyorum, aşağı yönlü çok fazla bir şey düşünmüyoruz açıkçası. Şimdi o aralığın ortalarını düşünecek olursak yani şuralar zaten yani bir saniye şuralar falan. Eğer bu paritemiz eğer daha fazla yeni zirveler yapmazsa, şu an için konuşuyorum, haftalıktayım. Daha zirveler yapmazsa bir geri çekilme olabilir. Bunun %70'i aşağı yukarı şuralardır. Oralarda neresi oluyor? Hemen söyleyelim. %70'i o aralığın aşağı yukarı şuralar falan oluyor. Yani buraları falan geldiği zaman long düşünebilirim. Peki şu an ne yapmak istiyorum? Onu hemen bakalım. Şu anda bir saniye bir bakalım neler var. Şu anda neler yapmak istiyorum? Şurada güzel bir aralık var. Buradaki güzel bir aralık demek ki bu paniteyi birazcık durdurmayı başarmış. Şu an yani bunu geniş bir aralık olarak düşünürsek burada uzun bir süre sıkıştı ve şurası bir tepki verdi. Yani şurası tuttu bu pariteyi, daha fazla aşağı gitmesine izin vermedi. Bir talep var yani burada ve tekrar yukarı yönde gitti. Tabii ki buralardan şuradaki aralıktan tekrar sıkıştı tekrar aşağı girdi. O yüzden ben buralarda shortlamayı düşünebilirim. Peki hemen bakalım daha düşük zaman dilimlerinde neler bizi bekliyor. Daha düşük zaman dilimlerinde yani şu an günlükte peki şu anda short girebilir miyim? Şu anda short giremem. Neden? Çünkü günün en düşük seviyesindeyim ve bir gün aşağı yukarı 100 pips olarak çalışıyorsa ben o günün en düşük seviyesinde short'a girmek istemiyorum. Zaten ufak bir tepki gelmiş. DS2 buraya kadar gelip yani bugün şu an saat 8.30 yani buraya kadar gelip herhalde duracak bu parite. Yarın artık bakacağız yani. Yarın haberler açıklanınca bakalım nasıl bir tepki verecek. Peki yarın haberler açıklanırsa ve bir tepki gelirse ne yapmak isteriz? Onu hemen bakalım. Yani short denemesi yapılabilir. Çünkü riskimiz çok az olacak ve karımız da çok fazla olma ihtimali var. Şöyle ki yani şurasını sadece düşünürseniz aşağı yukarı 130 pips civarı bir stop, yani 130 pips civarı bir risk. Tabii ki nerede short'a girdiğiniz ve ne kadar stop koyduğunuz önemli de yani 100 pips civarı bir stop olarak düşünürsek ve aşağı yukarı şuradan şuraya kadar gelirse 450 pip civarı bir kar bırakma ihtimali olan bir parite. Bunu ben not edeyim. Shortlara bir bakalım. Yani haftaya kadar eğer short işleme girersek onu tutarım. Haftaya kadar bir sonraki webinarım, benim webinarım 8'inde o günü tekrar üzerinden bakarız. Nasıl bir hareket gerçekleşmiş olacak. Ona bakalım. Günlüğe bakalım. Günlükte de bakın çok güzel bir şey var. Daily pivot daha yukarıda. Onu hiç test etmeye gerek kalmamış. Yani günün açılış seviyesinden sonra tık diye hemen aşağıya, tamam birazcık yavaş ilerlemiş ama aşağıya doğru gitmiş. Güzel bir pattern olmuş ama dediğim gibi ben günlükteki bildiğim için olayı çok fazla yanaşmamışım. Aynı zamanda haftalıkta da şöyle bir sıkıntı var. Bundan da bahsetmek istiyorum. Yani bir önceki hafta çok güzel bir mum. Yani bu mum bir şeyler ifade ediyor bana. Şu mumdan bahsediyorum. Şumun bana bir şeyler ifade ediyor. Fake olma ihtimali var. Fake olma ihtimali şöyle. Yani önümüzdeki haftalarda, günlerde belli olacak. Yani bu mum yani açıkçası şu anda çok riskli olmasına rağmen long denemesi yapabilirim. Neden? Çünkü bir önceki haftanın yarısı kadar gibi. Şöyle şimdi her dediğim gibi bunlar top down analysis. Yani en yüksek seviyeden, en yüksek zaman diliminden, en küçük zaman dilimine kadar bir analiz. Şöyle bir önceki haftanın tam ortası şurası oluyor 25. Bu da bizim zaten bir önceki daha yüksek zaman dilimlerimizde bizim şeyimizde yani aşağı yukarı tahmini yaklaşık bir direnç seviyemizde. O yüzden peki ben buralardan short deneyebiliriz. Deneyebilir miyiz? Deneyebiliriz ama bakalım deneyebilir miyiz? Düşünelim bunu. Bakalım daha fazla daha güzel fırsatlar yoksa eğer buraya dönüp burada bir long denemesi yapabiliriz. Peki şunu diye sorabilirsiniz. Hem short denemesi düşünüyorsunuz hem long denemesi düşünüyorsunuz. Nasıl olacak? Evet arkadaşlar ben bilemiyorum fiyatın nasıl bir hareket edebileceğini. O yüzden kendi analizlerim doğrultusunda riske en minimuma indirerek ve en büyük potansiyel kazanca sahip olan şeylere odaklanıyorum.
Ve her tarafta da kendimi konumlandırmak istiyorum yani. Şöyle söyleyeyim size. Yani burada bir fırsat görüyorsam, ben bunu bir ufak bir risk alarak değerlendirmek istiyorsam, bu ileride benim için büyük karlar bırakabilir. Yani bundan korkmuyorum açıkçası. Stop olursam da zaten işin doğasında var. Dediğim gibi yukarı yönlü bir hareket olursa, ne kadar zirveye yakın, hatta fake olursa daha da güzel olur benim için. Fake olursa daha da güzel olur. Bir short denemesi gerçekleştirip belli bir stop loss oranıyla aynı zamanda long denemesi de gerçekleşebilir. Long denemesi de yapabilirim. Bir bakalım bir sonraki şeylere. Evet arkadaşlar, bu çok sıkıcı bir parite oldu son zamanlarda. Şöyle ki şu anda bir sıkışma var. Düşük zaman dilimlerine ilerleyelim. Burada da dediğim gibi o sıkışmanın devamı var. Peki burada ne yapmak isterim? Burada açıkçası çok fazla bir şey göremiyorum. Dediğim gibi daha düşük zaman dilimlerinde şuralarda, yani şu zirve seviyelerine yönelik şortlar deneyip çok kısa karlarla, çok düşük karlarla kapatılabilir. Yani 50 pips, 100 pips civarı bir şeyler beklenebilir. Eğer shortsa ya da long seviyelerinde, tekrar dediğim gibi burada çok fazla bir şey yok. Üzerinde durmamak daha iyi olur vakit kaybı açısından. Altında neler var? Altında da tekrar bir sıkışma var. Piyasa bu aralar gerçekten yoruyor. Bir sıkışma var. Bu sıkışmanın devamında bakalım. Yani şurada şu anda, peki şu an long denemesi yapabilir miyim? Evet yapabilirim. Ama şu anda şöyle. Bu piyasalar için, yani şu anki örnek için benim bir düşüncem var. Şu anda benim short yapma, yani long yapma zorunluluğum gibi bir şeyim yok. Yani fırsat kaçmıyor ve yatay bir piyasa var. Şunu beklerim. Eğer şu anda bir spike olursa, spike dediğimiz şey şuna benzer bir şey. Şuna benzer bir şey spike. Yani bir hızlı bir hareket olursa ona ters bir harekete trade almak isterim. Ters bir pozisyona girmek isterim. Şöyle ki hızlı bir hareket olursa long denemek isterim. Hani bu yavaş yavaş yukarıya gidip tekrar hızlı bir hareket olursa short denemek isterim. Şu anda bunu da bir not ediyorum. Yani sert bir hareket olursa, tam seviye önemli değil. Sert bir hareket olursa o günün, günlüğe bakıyorum ben. O günün aşağı yukarı barına bakarak, yani şöyle söyleyeyim size, birazcık zoom yapalım. Yani bir günün aşağı yukarı $45 falan hareket ettiğini düşünün. Yani şey, hızlı bir günün $45 hareket ettiğini düşünün. Yani $50'lık hareketli bir günde en dibinden almak isterim. Yani aşağı yukarı $50 gördükten sonra dibinden almak isterim. Bu değişik bir strateji ama onu şunun için yapıyorum ben. Bunun bu aralıkta sıkışacağını ve devam edeceğini düşünüyorum. Yani kısacası şöyle, yani şurayı kırmış gibi bir fake bir hareket olacak. Ve o fake harekette ben long'u geçeceğim ve çoğu insan short'a geçecek. Ve benim stop loss'um olacak. Stop loss'umu koyacağım. Ve o fiyat eğer dönerse tekrar alanın içine girecek. Ve bu sefer çok düşük seviyelerden almış olacağım için stop loss'u uygun bir seviyeye getirerek pozisyonumu tutmaya devam edebileceğim. Ama ne yazık ki fake hareketten kötü etkilenen arkadaşlar o fake hareketin ne zaman fake olup olmadığını karar verene kadar çok büyük zararlar etmiş olabilirler. Stop loss varsa bile kesinlikle patlama ihtimali var stop loss'un. Hemen kısacası o zaman bir fake bir hareket bekliyorum long için ya da short için. Şu aralıkta, şu an tam ortasındayız. Buralarda hiçbir işlem yapmak istemiyorum. Şöyle ki gördüğünüz gibi şuralara dikkatinizi çekmek istiyorum. Şuralara, 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 şuralara. Gördüğünüz gibi yani şu aralığın tam ortasında ya da büyük aralığın tam ortasında hep böyle bir konsolidasyon var. Hep bir yavaşlama var. Olarada çok fazla işleme girmek istemiyorum açıkçası. Peki devam edelim. Bir sonraki paritemiz nelerde? Şimdi Euro Audi var. Euro Audi'de kesinlikle long fiyatları kovalayacağım. Hatta şu anda bakalım. Şu anda long girilebilir mi? Şu anda long girilebilir mi? Girilebilir. Şu anda long girilebilir. Bakalım hemen. 4 saatliğe bakalım. 4 saatlik de birazcık daha beklemek lazım diye düşünüyorum. Şöyle ki şimdi bunun çok bariz bir şekilde düşüş trendinden sonra destek bulmuş bir parite. Tabii bu aşağıya doğru kırılabilir falan filan, onlar için hepsi için stop loss kullanıyoruz tabii ki de.
Hemen bakalım. Saat 8, 3 dakika. Euro Audi'den sonra bırakıp sizden gelen pariteler varsa eğer, sizden gelen paritelerle devam etmek isterim. Ama eğer yoksa devam ederim. Artık 8.45 civarı kapatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki size bağlı. Dediğim gibi bir destek olmuş buralar. Hemen bir bakalım. Long denemesi nerede yapabiliriz? Şimdi bu gerçekten az önceki bahsettiklerimden yola çıkarak tabii ki de bu aralığın tam orta seviyelerindeyiz ve bu orta seviyelerinde birazcık sıkıcı hareketler gerçekleşebiliyor ve uzun süreler boyunca fiyat çok bir ilerleme kayıt edemeyebiliyor. Şöyle ki günlüğe bakalım. O zaman Euro Audi paritesi için şunu söyleyebilirim. Şu anda benim eğer geri çekilme olursa şu aralığın bir saniye ekranım dondu. Benim sesim geliyor mu arkadaşlar? Tamam geldi. Ekran donmuştu biraz da. Evet, şu anda şu aralığı geri dönersek eğer, bu aralık şu anda benim için bir support oldu. Şu aralığın ortasını düşünürsek eğer, şuralar. Yani fiyatın aşağı yukarı benim için şuralara falan, şuradan long denemesi yapılabilir, burada long denemesi yapılabilir, burada long denemesi yapılabilir. Hangisini yakalarsam artık. O yüzden şu anda bunu bekleyeceğim ben. Şu anda long girersem birazcık beni uğraştırabilir. Hani long gir, yani şöyle çok fazla risk iştahım varsa, şu an girmek istiyorsam illaki girebilirim ama dediğim gibi birazcık beklemekte fayda var. Çünkü bunun bir aşağı yönlü birazcık hareket etme ihtimali çok yüksek. Onun dışında da bu aralık şimdi gerçekten büyük bir aralık. Yani şu an long girsem benim stop loss'um aşağı yukarı 100 pips olacak ve benim stop olduğum yere gelme ihtimali, stop loss koyacağım yere gelme ihtimali çok fazla olacağı için şu anda long girmek istemiyorum. Bakalım bu fiyatta neler var? Buralarda artık short seviyelerini düşünmeniz lazım. Short düşünmeniz lazım. Eurocat'te short düşünmeniz için de çok karışık. Fiyatları çok karışık şu anda. Eurocat'te benim aşağı yukarı dediğim gibi bir yukarıya bir yükseliş olması lazım ki short denemesi yapabilirim. Buraları falan kimse kestiremezdi. Şuralarda falan tabii ki yani bir short denemesi yapılabilirdi ama yani Eurocat paritesi birazcık da sert hareket eden ve çok fazla iğne bırakan parite. Yani dediğim gibi stop olup devam edebilirdi. Bunu her neyse bunu bir bekleyelim. Eurocat'te yani bir bekleyeceğim. Bakalım tekrar yukarı yönde bir hareket olursa bir short denemesi yapılabilir. Şu anda pek fazla bir şey yapamayacağım. Peki şu an short girebilir miyim? Şu an short girebilirim. Şundan dolayı girebilirim. Yani bir günün aşağı yukarı bütün şeyini doldurmuş. Bir günün bütün kotasını doldurmuş. Hatta yani şu an daha küçük zaman dilimlerinde düşünürsek şöyle. Yani bir günün bütün şeyini doldurmuş. Burası D2. Yani D2'ye kadar gelebilir mi bu? Hemen bir bakalım D2'ye kadar gelebilir mi? Yani aşağı yukarı yani hızlı bir günün aşağı yukarı 130 pips hareket ettiğini düşünürsek bugünün de tabii ki o civarda bir hareketi var. Şu an şuranın tam ortasındayız. Yani dediğim gibi bu birazcık şey olacak. Yani birazcık şu anda başka bir şey bulamadığım için burada bir short denemesi yapabilirim açıkçası. Short denemesi yapabilirim. Düşünüyorum. Tamam bunu not edelim. Bunu not ettim. Şu an için konuşuyorum. Bir bakalım devamında neler var. Pivot sistemi hakkında önerileriniz ne olabilir? Pivot sistemini H1 olarak mı takip ediyorsunuz? Evet, pivot sistemini H1 olarak takip ediyorum. Çünkü o fazla beni çok fazla karıştırmasını istemiyorum. Çok fazla kafamı karıştırmasını istemiyorum. Yani dediğim gibi az önceki yaptığım analizler gibi paritelere bakıyorum ama yani çok fazla bir şey işaret görmek istiyorsam artık böyle H1'e inip bakıyorum yani pivotta neredeyiz diye az önceki dediğim gibi hani mesela şurada sıkıştım artık baktım hani short girsem mi girmesem mi bir risk etsem mi etmesem mi bir baktım pivot seviyelerine haftalık pivot seviyesine yaklaşıyorum D2'ye yaklaşıyorum o zaman yani yavaş yavaş bir short yani şurada bir short yani şu an saat 9 civarı oldu 20 kaldı 9'a
Peki bu saatlerde trade'e girmek ister miyim? Ben şöyle beklerim, yarın sabah yani gece 12'den sonra yeni pivot seviyeleri açılıyor. Hemen işte sonraki gün, yani bugün kapandıktan sonra onun fiyatlarını hesaplayarak yeni pivot seviyesi açılıyor. Bakarım pivotta neredeyim, günlükte neredeyim. Bir short denemesi yapmak isterim. Tabii ki bir bakalım. Pound Aussie'ye bakalım. Pound Aussie'de bir long denemesi yapmak isterim. Aylık için konuşuyorum. Bunlar tabii günlükte çok değişiyor. Haftalıkta bakıyorum. Bir hareket var. Evet, bir hareket var. Ama birazcık çapı bir hareket. Yani şöyle, şu anda şuralarda sıkışmış vaziyette. Peki hemen bakalım. Şu anda ben ne yapmak istiyorum bu parayı? Arkadaşlar bir de şöyle, benim en çok yani fiyat analizi yapmak yerine kendime sorduğum ilk soru şu. Fiyat seviyesine baktıktan sonra şu an ne yapmak istiyorum diye kendime bir soruyorum. Ve ondan yola çıkarak devam ediyorum. O yüzden hani analiz etmek, yani ben şu anda bunun çok çeşitli analizlerini yapayım istiyorsanız hemen. Şimdi şöyle, ben bunu aylıkta bakarsam, yani pivot şeyini çizersek şöyle, tabii bu ilk dalga olarak şunu düşünürsek, ilk dalga olarak bunu düşünürsek, bu bizim retracement'imiz oluyor. Bizim retracement'imiz oluyor. Dediğim gibi %38.2 kadar gerilme olmuş. Bu tekrar devam ediyor. Buradan bir aşağı yönlü kırılma olabilir falan filan. Büyük seviyelere baktım. Şimdi daha düşük seviyelere bakalım. Şunun bir hareketin devamı gelme ihtimali çok yüksek. Onu da bakabilirim. Şu hareketin %50'si de bakabilirim. Ondan sonra bu analizler dışında şuranın bir yükseliş bekleyip şurada short girmeyi düşünebilirim. Ama bunlar çok yorucu oluyor ve piyasanın koşulları sürekli değişiyor. İleride yapacağım bir şey hakkında konuşmaktansa şurada short girmem gerektiğini düşünüp şu anki gördüğüm şeyleri kaçırmaktansa şu anki gördüğüm şeylere odaklanmayı tercih ediyorum. O yüzden hani yanlış anlamayın, benim konuşma tarzımdan dolayı yanlış anlaşılma olmasın diye bir açıklama yapmak istiyorum. O yüzden ben böyle günlüğü açıp bir bakıyorum şu an ne yapmak istiyorum diye. Ve biz sonraki adımları düşünmeden, sonraki olabilecek analizlerden sonuçlanacak olan şeyleri düşünmeden şu anda ne yapmak istediğimi düşünmem benim için en yararlısı. Peki şu anda bir hareket var. Bu hareketin bir support oluşturmuş ve bir aralıkta sıkışmışız belli ki. Peki ben şimdi D1'de falan trade ettiğim için burada D1'de şu anda görebileceğim tek şey var. Ben şuralarda bir short denemesi ya da şunun üst tarafında, şu anda şöyle söyleyeyim size, hep aralıklardan bahsediyorum. Bu cidden önemli. Şurada bir aralık var. Bunun aralığın tam ortasındayız. Bunun üst kısmında ne kadar yukarıya ne kadar yukarıya daha yaklaşırsam benim için daha iyi olur. Bir short denemesi yapmak isterim. Şu andaki gördüğüm şey. Ama dediğim gibi, bahsettiğim gibi ben long kovalıyorum şu anda. Neden? Çünkü şu hareketten sonra bir hareket olacak. Ama dediğim gibi şu anki gördüğüm şey bir short denemesi yapıp daha sonraki gelecek olan şeylere bakma. Tabii yani bu short denedikten sonra stop olup yukarıya yönlü bir kırarsa ondan sonra tabii ki, çünkü bir breakout olduğu için devamında breakout'tan doğduğu fırsatları takip ederek günlük saatliklere bakarak long denemelerini devam edebilirim. Hemen bir bakalım. Dediğim gibi şu anda şuralara falan gelince short denemek isterim. Ama o an görmem lazım onu. O an görmezsem çok fazla bir şey yapabileceğimi düşünüyorum. Burada neler var? Yani şurada haftalıkta çok fazla bir şey yok bunda ama günlükte şöyle bir şey var. Bir trend var aşağı yönlü. Bu trendinde bir yerde sıkışmış vaziyette mi? Yani bu trendin aşağı yönlü bir trend var. Yani çok sağ, çok çapı hareket ediyor. Böyle çok böyle güzel bir trend yok ama hani yani şöyle, şimdi visual olarak yani şunları kullanmaktansa şunu kullanmayı tercih ediyorum. Şöyle bir hareket var ve şu anda hareketin tepelerine doğruyuz. O zaman short denemesi yapılabilir. Şu an saat 9 olduğu için yarın sabaha bırakırsam daha iyi olur benim için. Çünkü yarın yukarı yönlü bir iğne bırakıp aşağıya doğru gelebilir. Ya da yarın bakmamız lazım bunu şu anda. Yani şu anda short gelecek olursam çok yüksek stop koyacağım. Yüksek stop, yani muhtemelen stop olma ihtimali var yukarı hareketler.
bana zarar yansıtacak. O zaman acele etmeye gerek yok diye düşünüyorum. Hemen bakalım arkadaşlar, az kaldı. Şöyle söz verdiğim gibi olsun. 8.45 oldu. Hemen dolar TL'ye bakalım. Dolar TL'miz nerede? Dolar TL'ye bakalım. Dolar TL'ye bakalım. Şimdi arkadaşlar, dolar TL'de breakout var. Bunda çok fazla bir şey yok. Çok fazla konuşulacak bir şey yok. Yani bunun breakout olduğunu düşünürsek çok sağlam bir yukarı yönlü bir hareket gelebilir. Yani bu şu anki şu seviyelere çok güvenmiyorum ama yani şuradaki tepe seviyesine güvenmiyorum ama yani aşağı yukarı 8.35'e kadar bir hareket devamı gelebilir diye düşünüyorum. Yani peki hemen bakalım daha düşük zaman dilimlerinde neler var. Daha düşük zaman dilimlerinde çok fazla bir şey yok aslında. Yani yukarı yönü. Şurası çapı bir piyasa. Yani dediğim gibi hani hep aralıklardan bahsediyorum ama biraz sıkıcı olabiliyordur. Kusura bakmayın ama yani şu anki şu aralıktan yukarı yönlü bir kırılma gerçekleştirir. Ha, bu fake olabilir mi? Fake olabilir. Ama devamı gelme ihtimali çok yüksek olan bir şey. Yani bunun devamı gelmesinin yüksek olmasının sebebi de şu açıkçası. Yani şuradaki trend çok bariz ve çok agresif bir trend. Yani bunun, bu trendin devamı kesinlikle gelebilir. Bu trendin devamı kesinlikle gelebilir. O yüzden çok fazla bir şey diyemeyeceğim. Seviye olarak da ya arkadaşlar, benim şu anda şurada benim şeyim yok ama yani çok fazla datam yok ama belli bir platformlar var. Daha eskiden itibaren başlamış dalgaların platformları var. Onda birkaç tane pivot seviye, birkaç tane Fibonacci seviyem var aslında. Yani birazcık uçuk fiyatlar. Yani kimsenin şey yapmak istemiyorum, yatırım tavsiyesi değildir ama birazcık daha devam edebileceğini düşünüyorum. Yani bu trendin daha yüksek seviye, yani 8-8.5 civarına kadar çıkma ihtimali çok yüksek. Yani şu anda zaten, yani şu anda benim şu an ne trade edebileceğimi düşünürsem, dediğim gibi ben her zaman bu soruyu kendime soruyorum. Şu an ne yapmak istediğimi sorarsam, şu an saat 8.50, ben şu anda long girmek istemem ama yarın sabah piyasa açılınca bir bakarım nerede açtı. Şimdi hani bu gece kapanması lazım yarının açılması için. Bakalım nerede kapatmış, pivot seviyeleri nerede, resistantları, supportları nerede, haftalıkta nerede? Şu an mesela şöyle, haftalık R1'i kırmışız, haftalık R2 duruyor. Mesela burada bir tepki gelebilir yani, ona da dikkat etmek lazım. Buradan bir tepki gelirse nereye kadar gelir? Yani bunun işte midine kadar gelebilir tepki. Yani 7.43'e kadar tepki gelebilir ya da kendisi kadar, VR1'e kadar tepki gelebilir, hızlı bir tepki gelirse. Ama şöyle, yarın cuma çok fazla bir şey yapılamaz diye düşünüyorum. Yani yarın cuma olduğu için, bir de long pozisyonla swap ödemek istemediğim için, yani şu an dediğim gibi hani analiz ediyorum ama kendim ne yapardım gibi konuşuyorum. Çünkü en doğrusu bu olduğunu düşünüyorum analiz etmektense. Yani yarın cuma ben girersem hafta sonunda kalacak pozisyon, hani tabii kısa vade için al sat yapacaksam alırım yarın mesela. İşte artık hangi saatte denk gelirsem, hangi fiyata denk geleceğimi tabii bilemediğim için duruma göre alırım. Nerede çıkarım? 7.47'de, 7.30'da çıkarım. Yarın için konuşuyorum ve kısa vade için konuşuyorum. Onun dışında yani şöyle, hadi bunu tutmak istiyorsan eğer şöyle yaparım. 2 tane pozisyon açarım. Bir tanesini 7.47'de kapatırım. 7.5'da hadi psikolojik seviyesi orası desek, birazcık daha beklesek, yani buradan tepki gelmezse diye konuşuyorum. Devam ederse 7.5'da burayı kırıp devam ederse 7.5'da falan kapatıp bir tanesini daha bekletirim. Yani dediğim gibi bu fiyat 8.34'e kadar, 8.35'e kadar gitme ihtimali çok yüksek bir ihtimal. Onun dışında aynen, yani evet. Onun dışında başka bir şey varsa paritelerle hakkında, başka ikiller hakkında oradan devam edebiliriz. Eğer yoksa da sorunuz, kapatmak isterim.
Onun dışında da canlı trade olarak şunu bir short girmek isterim. Neden? Çünkü şu anda günün en zirve seviyesindeyim ve bundan sonra yani yarın açacak günde bir bakalım tekrar. Siz sorularınızı düşünürken ben tekrar bir incelemek istiyorum. Yani şöyle, bunda long denemesi yapmak yani gereksiz bir risk olur bence. Şu anda bunun long denemesi yapabilir miyim? Bilmiyorum. Bu başka hangilerini demiştim? Bunun short denemesi. Hepsini bir günlüğe getirip şöyle genel bir bakayım. Arkadaşlar gerçekten canlı trade etmek birazcık zor. Kusura bakmayın. Yani aynı zamanda da yani illa bir trade etme isteği geliyor. O yüzden tekrar bir hızlı bakıp yani bu şu anda bunu short olarak düşünmem gerektiği daha doğru olur. Neden? Bir tepki gelmiş ve bir acelem de yok. O zaman bu kalsın. Yani azı kalsın. Azı kalsın. Bunu kalsın. Bunu demiştik. Pound'da short denemesi. Bir yukarı yönde birazcık bir gitmesi lazım benim short denemem için. Bunun da birazcık aşağı gelmesi lazım long denemem için. Onun dışında şu da gereksiz bir risk olma ihtimali çok fazla. Pound yen de long. Pound yeni analiz etmemiştik değil mi? Bunları buralarda kaldık. Bir saniye. Çok kusura bakmayın. Şurada kalmıştık. Bakalım başka soru var mı? O Q&A'de bayağı soru varmış. Kusura bakmayın ya. Kaçırmışım oraları. Ekran geliyor ama ses biraz az gibi. Kusura bakmayın ya. Ben şimdi gördüm onu. Ne zaman yazdığınızı da göremiyorum. Pivot konusunda bilgi verebilir misiniz? Pivot paylaşabilir misiniz? XTI için de bir analiz yapmanız mümkündür. XTI'yi hemen bir analiz edelim. Kusura bakmayın ya. Oraları kaçırmışım. Hiç de söylemiyorsunuz. XTI'ye bakalım. XTI. Bilmiyorum. Aynı arkadaş mı sormuştu? Acaba yani bir arkadaş benden sormuştu bunun analizini. Bir şortu vardı. O şortu seste sorun yok. Duyabildik. Tamam. Şortu vardı. Hadi ben o zaman demiştim ki hani ben burada ne yapmak isterim diye kendimi sormuştum. Short denemesi yapmak isterim demiştim. Zaten bir aşağıya doğru kopma gerçekleşmiş. Bundan sonra bunun devam etmesini beklemeniz makul. Yani şöyle bir saniye çizemedim. Yani şöyle bir devam ediyor. Bir aralıkta sıkışmış. Tabii yani bu bir aralıkta sıkışmış. Bu devam ediyor. Yani bunun dediğim gibi yani şu hareketin devamı geldiğinde zaten anlaşılacak yani bu hareketin devamı geldiğinde çok rahat bir şekilde gözle görülebilecek yani. Şu anda peki short denemesi yapılabilir mi? Hayır yapılamaz çünkü yani daha ya şöyle yani bir fake beklersiniz ya yukarıya birazcık hareket beklersiniz sonra short denersiniz. Ya da gün içi için konuşalım. Yani gün içi için konuşalım. Gün içi için yani şu anda gün burada açılmış günün zirvelerine doğru yani bir aşağı yönlü bir hareket gerçekleşmiş günün zirvelerine doğru gelmiş. Peki short denemesi yapılabilir mi? Yapılabilir. Yani şurada ben bir tane short girsem stop loss'u da şuralarda bir yerde koysam devamını beklerim. Bu hareketin aşağı yönlü kopmasını beklerim yani. Aşağı yönlü kopmasını derken çok kabaca konuşalım. Çok kabaca. Şöyle yani şu hareketin %50'sini düşünürseniz aşağı yukarı şuralar oluyor. %70'ini düşünürseniz şuralar oluyor. Zaten gördüğünüz gibi şuralarda support yani şuralar falan gelince pozisyonu kapatıp ya da daha dikkatli takip etmeniz gerekir. Ama şu an dediğim gibi yani buralarda short denemesi yapılabilir. Şimdilik şu anki gördüğüm şeyle konuşuyorum. XTI'ye cevapladık. Bakalım beklemek doğru duruyor.
Bilmiyorum ne demek istediğinizi. Pivot indikatörünü paylaşabilirim tabii ki. Onun için ben Utku ile bir konuşayım. Nasıl, hangi platformda nasıl paylaşacağımızı bilmiyorum ama paylaşırım tabii ki. Euro NZT. Hemen bakalım Euro NZT'ye. Ben Euro NZT'yi özellikle yani şöyle çaprazları düşünürken dedim ki Euro Audi olsun, Euro CAD olsun, Euro NZT, yani GBP NZT eklediğim için Euro NZT ekledim. Euro NZT. Yazamadım. Euro NZT var mı acaba? Hemen bakalım. Euro NZT diye bakalım. Evet. Yani bunun şöyle bu fiyat seviyeleri, bu fiyat seviyelerini şu an için konuşuyorum. Pek bir işlem yapılamayabilir. Çünkü şu anda şunu görüyorum. Ben çok bariz bir şekilde yani şöyle bu fiyat aşağıya doğru her ne olduysa aşağı yönlü bir hareket olmuş. Tekrar bir zıplama ve bundan sonra birazcık yavaşlamasını bekleyebiliriz. Şu anda günlüğe bakacak olursam şu anda dediğim gibi yani şu aralık olarak yani bir aralık oluşuyor olabilir. Oluşuyor demiyorum. Bir aralık yani bu bir pattern olarak düşünürsen şu aşağı yönlü kırması gerekiyor. Ama yani tabii ki yani bu kadar şu anda ortada yani Euro USD tarafında çok sağlam bir hareket yok. NZD USD tarafında çok sağlam bir hareket yok. Burada şu anda öyle bir şey ben beklemiyorum açıkçası ve daha çok range olmasını tahmin etmeyi tercih ediyorum. Yani kısacası şöyle, şu anda bu range'in tam ortasında hiçbir şey yapmayın ya da yani yatırım tavsiyesi değildir böyle konuşuyorum ama kusura bakmayın. Hiçbir şey yapmayın. Aşağı yönlü geldiği zaman alış, yukarı yönlü geldiği zaman satış falan. Yani ne kadar yukarıya yaklaşık bir seviyelerdense güne, saatliğe bakarak yukarı yönlü geldiği zaman satışlar olarak düşünebilirsiniz. Yani şu anda peki bakalım yani şu anda şunun şuradan bir hareket gerçekleşmiş. Yani dediğim gibi şu anda çok fazla yani şunun %50'si olarak düşünsen burada bir direnç de göremiyorum. Yani en iyi ihtimalle şuralar en iyi. Ne yaptım? En iyi ihtimalle şuralarda yani şuralara yaklaşınca ya da hadi 38 nokta bunu ters çizdim ben. 38.2 yani 61.8 gerilediği zaman şuralarda short denemesi yapıp bunun aşağıya doğru geldiğim zaman da şuralarda zaten belli zaten support oluşmuş. Şuralarda support oluşmuş. Şuralara gelince pozisyondan karlı bir şekilde çıkma ihtimali çok yüksek. Yani dediğim gibi şu an peki şu anda ne işlem yapmak isterim burada? Çok fazla bir şey yapmak istemem. Yani şu hareketin devamı, short'un devamı gibi gözükse de yani şu anda şöyle bir hareket var. Bunun bir geri çekimi var. Peki şu anda bir short denemesi yapmak istersen yapamayayım. Yaparım ama dediğim gibi hani ekstraya girer. Yani acelem acele değil de nasıl söyleyeyim? Hani dediğim gibi müsaitsem ve yapmak istiyorsam ve pozisyonel müsaitse çok pozisyonum yoksa ve girmek istiyorsam şu anda peki bir short denemesi yapar mısın diye sorarsanız evet yapılabilir. Çünkü hani şunun bir hareketi var. Şuradaki bir hareket var. Bir zıplamadan sonra yani zıplamadan sonra aşağıya. Zaten orta seviyeler. Şuralar orta seviyelerde. Yani birazcık böyle birazcık böyle uğraştırıp aşağı yönlü bir hareket gelebilir. Neden? Aşağı yönlü doğru gider. Çünkü bir aralık oluşabileceği ihtimali çok yüksek. Bir aralık oluşma ihtimali çok yüksek. Yani şuradan şurası çok kabaca çiziyorum. Çünkü fiyat randomdur. Yani net bir fiyat seviyesi vermek çok fazla doğru olmaz. Dediğim gibi bir hızlı bir aşağı yönlü bir hareket olmuş ama yani bir hareket yukarı yönlü tekrar aşağı yönlü tekrar bunun birazcık bu aralıklı kalması çok mümkün. Onun dışında günlüğe bakınca, saatliğe bakınca, 4 saatliğe bakınca daily RQ zaten şu anda peki short denemesi yapılabilir mi? Yapılabilir. DR2'deyiz ama tabii saat geç oldu şu anda. Saat 9 oldu. Yani şu anda işlem pozisyonu açmak çok doğru değil. Yarınki pivot seviyeleriyle, yarınki fiyat açılış seviyesiyle
bir şeyler düşünebiliriz diye düşünüyorum ben. Video en zetti yeterli olduysa bu kadar ama hala sorunuz varsa tekrar sorabilirsiniz ya da bir iş, özel bir şey soracaksanız parite ile alakalı bunu da cevap verdik. Pivot indikatörünü tabii ki paylaşırım, hiç sorun olmaz. Pivot konusunda kısa bilgi verebilir misiniz? Teşekkürler. Hala buradaysanız cevaplayayım, çıktıysanız. Euro-TR'yi analize yapabilir misiniz? Euro-TR'ye de şöyle arkadaşlar, yani Euro-TR'ye ile USD-TR'ye arasında çok devasa bir fark yok. Çok nadiren ayrışma oluyor. Çok nadiren ayrışma oluyor. Şöyle bakalım. Yani şu anda tam yukarıya kırmış vaziyette değil ama yukarıya kıracağı çok yüksek ihtimal. Zaten biliyorsunuz yani hem euro bir yandan hem dolar bir yandan. Bu da dediğim gibi hani 9.53 seviyeleri çok uygun. Yani çok uygun derken çok ulaşılabilir seviyeler. Euro TR'ye de uzun vadeli bir analizim yok. O yüzden bilmiyorum. Hani dolar TL'de uzun vadeli bir analizim var. Aşağı yukarı öyle olduğunu düşünüyorum. Şey pardon, bir saniye dikkatim dağıldı. Pivot anlatabilirsin. Tamam, buradaysanız çok güzel. Şey soracağım ben. Autochartist kullanmıyorum arkadaşlar. Formasyon eklentisini kullandınız mı? Hayır, kullanmıyorum. Yani o formasyonlara göre trade açmak tabii ki olabilir yani. Sonuçta bir belli bir dayanaklarınız olması lazım. Ama tabii ki sizin tercihiniz. Ben kullanmıyorum şahsen. Sadece MetaTrader kullanımı trikleri ile ilgili ayrı bir oturum yapsanız süper olur. Tabii ki ben bunu çok istiyorum yani. Çünkü MetaTrader kullanmak yani bir o aracı kullanmak çok önemli. Kullanabilmek çok önemli yani. Yani bir araç alıyorsanız ve o araçla bir yere kadar gitmek istiyorsanız o aracı çok iyi bilmeniz lazım. Her şey sadece gazlı, pedalı, frene bilmeniz tabii ki size bir yere kadar götürür ama aracın her bütün detaylarını bilmeniz güzel olur. Yani benim olabildiğince bildiğim kadar anlatırım her şeyi yani. Hiç sakınmam bilgi paylaşımdan, hiç sakınmam. Pivot anlatırım. Şimdi Euro-TR'yi bitireyim o zaman, pivot'a geçelim. Euro-TR'ye de dediğim gibi şu anda bir kırılma gerçekten, hemen bir saatliğe bakalım. Değil mi? Şu an mesela hani benim daha yüksek zaman dilimlerinde çok fazla bir şey göremediğim için sadece yukarıya dümdüz bir hareket var. Bir şey göremediğim için yani bunun yukarı yönüne devam edeceğine yani öyle kendimi long olarak konumlandırmak isterim açıkçası. Daha düşük zaman dilimlerinde weekly support 2 var. Buraya kadar bir spike olursa yani şu an longsam ya da şu anda longsam yani long açmışsam şu an için konuşuyorum. Bir spike olursa weekly R2'de biraz yeni kapatıp devam edebilirim. Aylık R1 var. Bir de aylık R2 var. Yani şu anda ayın başındayız. Yani bu ayın sonuna kadar bir 9.27'ye kadar çıkma ihtimali yüksek aslında ki zaten benim bahsettiğim pivot seviyesi de 9.5. Yani bunun bir hareket olma ihtimali yüksek. Hemen yani bir aylığın bir şeylerine bakayım ben. Şöyle. Şu anda şeyden dolayı göre tamam. Şöyle aylıkta evet. Ya dikkat ettiyseniz yani bullish bir ay olacaksa bu ay aşağıya çok az bir iğne bırakıp yukarıya kapatıyor. Aşağıya çok az bir iğne bırakıp yani bu ayda daha yeni açtığını varsayarsak da benim yani başlangıç işlem yani ayın haftanın günün başlangıç seviyelerinde ayın haftanın başlangıç seviyelerinde günün başlangıç seviyelerinde işlem açtığını düşünürsek ve bu aylık için de geçerli. Yani daha çok long alıp, long pozisyonları alıp, bunun yukarıya kırdıktan sonra 9.5 seviyelerine kadar gitmesini düşünüp böyle bir pozisyonda kendimi bırakmak isterim açıkçası. Şuna bakalım, şuradaki dalgaya. Yani.
Dediğim gibi bu yukarıya kırılacak. Bunda çok fazla şimdi diğer paritelerde fark ettiyseniz belli bir geçmiş var. Belli bir destek direnç var. Onlara göre bir yorum yapabiliyorsunuz ama şu anda yani bu paritede şöyle bir paritede ki hatta günlükte şu an konuşuyorum. Böyle bir paritede yine 1.07 olmuş. Arkadaşlar o zaman son birkaç tane soruyu kapatıp cevap verip kapatabiliriz. Yani dediğim gibi bu paritede çok fazla bir şey göremiyorum. Çünkü sürekli yukarıya doğru çıkıyor. Ve ben bundan yani nereden alsam bana kar bırakacağı bir düşüncesine kapılıyorum. Ben gerçekten de nereden alırsanız kar bırakıyor. Sadece marjini doğru ayarlamam lazım. Şeyi doğru ayarlamam lazım. Hesabım beni çok zorlamayacak. Hani aşağı yönde bir hareket, ufak bir hareket olursa. Bunun dışında nereden alırsam yani şuradan bakarsanız nerede almış olsanız hemen kar bırakmış yani. Çok kısa bir sürede yani şu anda haftalığa bakarsanız yani neredeyse şey 2019'un sonlarında yani 2020 başından itibaren sürekli yukarı yönde bir hareket var yani bunda aslında çok fazla bir analiz yapılacak bir durum söz konusu değil. Onun dışında pivotların temelini mi anlamak istiyorsunuz yani nasıl hesaplandığını mı anlamak istiyorsunuz ama yani şöyle ona o sorunuzun devamını beklerim. Pivotlarda şöyle söyleyeyim size. Günün pivotun üstünde ise eğer günün açılış seviyesi pivotun da altında ise pivot üstte ise ve fiyat da üstte ise bullish bir gün bekleyebiliriz. Pivot civarında support destek direnç bekleyebiliriz. Pivot civarında. R1, R2 zaten bunları çok fazla açıklamayayım. Zaten söylemiştim bunları. R2 güçlü bir dirençtir. S2 güçlü bir supporttur. Bunları bahsetmiştim. Yani pivotta şöyle bir hareket. Mesela şu anda şöyle bugünün açılış seviyesinden bakarsanız pivotu aşağıya doğru yani gün şurada açılmış. Gün şurada açılmış. Ve aşağı yukarı 3 saat sonra pivottan aşağıya kırmış ve devam etmiş. Tabii burada işlem açamazdınız ama muhtemelen siz uyandığınız zaman aşağı yukarı saat 8 olsaydı pivotun aşağısında olduğunu görüp short denemesi yapsaydınız güzel bir kar yani stop loss'u da pivotun üstünde bıraksaydınız güzel bir kar elde edebilirdiniz. Eğer pivotun nasıl hesaplandığını bilmek istiyorsanız yani tam bütün matematik işlemini bilmiyorum ama bulmam çok kolay olur yani. Sadece Google'a yazmam gerekecek. How to calculate pivot points diyeceğim. Her şeyi bulacağım. MetaTrader hakkındaki şey cevap verdim. Öyle bir şey yapmak isterim. Talep geldi zaten. Öyle bir şey yapmak isterim. Onu artık bir sonraki ayın şeylerinde. Sadece bugün işlem açamadığım için birazcık üzüldüm. Çünkü gerçekten güzel bir şey göremedim. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Lütfen bir sonraki ayın 8'inde bir sonrakinde katılmanızı rica ediyorum. Yani dediğim gibi şu anda canlı trade açmak istiyorum ve canlı trade görmek istiyorum. Ve dediğim gibi hani böyle tam size göre denk gelebilecek bir şeyin ihtimali çok yüksek. Hani pivot seviyesine uygun, günün seviyesine uygun, fiyat seviyesi uygun olarak denk gelme ihtimali çok yüksek. Ona göre bir işlem açmak isterim. Siz de canlı bir şekilde şahit olursunuz. Çok teşekkürler. Ekran geliyor ama konu eskiydi. Bakalım. Ne demek? Kademeli alım çıkış yapıyor musunuz? Yapıyorum ama onu bir sonrakine bırakalım o zaman. Şu anda gerçekten ben de çok yoruldum ve çok uzun sürdü ve arkadaşlar da yoruldu. Çıkan bazı arkadaşlarımız oldu. O yüzden teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bir sonraki analiz, bir sonraki benim yapacağım bir sonraki yapacağım 8'inde dediğim gibi bizi hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ekşi Forex Instagram, Telegram grubumuz var çok aktif. Discord grubumuz var. Daha yeni yeni başlıyoruz Discord'a ve gerçekten güzel sonuçlar elde ediyoruz. Ve herhangi bir sorunuz varsa bilgi@ekşiforex.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. 8'inde görüşmek üzere tekrardan. Herkese iyi akşamlar. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gerçekten güzel yorumlar yapıyorsunuz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum.